Annesi ZVE-1, babası FX-30. Nur topu gibi bir çocukları oldu. ZVE-10 Mark II. Ben Erdin Çamaç. Fotoğraf çekmek olayı hoş geldiniz. Sevgili dostlar, ZVE-10 Mark II bana son üyesi olsun ulaştırmadı. Ama <laughs> gerek e, yurt dışındaki e, kanallardan çok güvendiğim kaynaklardan yaptığım araştırma ve inceleme neticesinde gerek ZVE1 e, kullanıcısı olarak her iki kameranın da ortak özelliklerini kullanan bu ZVE10'u, Mark 2 yeniliklerini avantajlarını, dezavantajlarını, artılarını eksiklerini sizlere Biraz detaylı bir biçimde anlatmaya çalışacağım. Önce gövdeden başlayalım. Gövde birebir ZV-E1'in gövdesi. Şu anda benim elimde tuttuğum kamera ZV-E1 yani yanıltmaz ZV-E10 Mark II değil ama gövde, grip, batarya ki biliyorsunuz bu yeni bataryayı kullanıyor gayet birebir aynı. Dolayısıyla fiziki yapısını tamamen babadan alma yani ZV-E1'den alma. Babadan aldığı başka şeyler de var ama esas bütün teknik özellikleri de FX30'dan e, alıntı. Hem babasında hem annesinde olan ama bu ZV-E10 Mark II'de olmayan bir şey var sevgili dostlar. O da ibis yok. Elektronik stabilizasyonu var. E, o da işte aktif e, dinamik. Ne kadar başarılı ne kadar başarılı değil onu da birazdan bahsedeceğim ben sizlere. Gövde yapısından bahsederken bir önceki e, versiyonu olan ZVE10 mark bir yani e, gribi biraz daha derin gerideydi. Dolayısıyla bunun gribi daha derin ve daha rahat tutulabiliyor, daha rahat yere gelebiliyor. Sevgili dostlar, ZVE10 mark 2'de aynı FX30'daki gibi 26 megapiksellik e, crop sensörü var. Ve dolayısıyla FX 30'daki bütün e, aşağı yukarı bütün özellikleri de taşıyor video özelliği olarak. Yani e, 4K 60 FPS'si var, 4K 120 120 FPS'si yok. Ama e, onun haricinde yeni bir ilave daha olmuş, daha önce olmayan e, daha önceki versiyonda olmayan o da all-intra kodeki ilave etmişler ki all-intra kodek biliyorsunuz size 600 megabit saniye e, veri aktarımı sağlıyor ki bu çok önemli bir fark. Eğer biraz daha böyle profesyonel videolar çekmek istiyorsanız. Bu kamerada da S-Log2, S-Log3 var. FX30'da olduğu gibi bu kamerada da 800 ve 3200 ISO'luk çift baz ISO'lar. Bu kamerada ZVE1'de olan AI yani e, yapay zeka çipi yok. Ama bir önceki versiyonuna göre de birazcık iyileştirilmiş bir tabii ki otofokusu e, var. Otofokus konusunda zaten biliyorsunuz Sony'nin çok çok büyük sıkıntısı yok ama Petapixel'den Gordon Drake'in yaptığı e, incelemeyi de incele, incelediğimde şunu gördüm. Orada küçük bir şikayeti var. Belki de ileride bir e, yazılım güncellemesiyle düzeltilemeyecek bir şey değil. Ama 4K 24 fps'de çekim yaptığınız zaman özellikle vlog çekimler yaptığınız zaman hafif hafif kaçırmalar hissettiriyor size. Ama onun haricinde eğer ki ha 4K 24 fps eğer 1 bölü 48 ya da 1 bölü 50 ile çekerseniz ama eğer ki enstantanenizi 1 bölü 500 lira falan çıkartırsanız o sorun tamamıyla ortadan kalkıyor. Onun haricinde otofokus e, gayet başarılı. Evet insan insan hayvan ve kuşu takip edebilen özellikleri var. 3 tane seçeneği var. O da şu an için zaten yeterli. Daha öncekinde biliyorsunuz bunda 8 bit kayıt var. Bir önceki versiyonda 8 bit kayıt vardı. Bunda da 4, 2, 2, 10 bit kayıt mevcut. Dolayısıyla ciddi bir iyileştirmeler var. Ha şimdi gövde küçük diye ısınma problemi yaşarsınız diye düşünebilirsiniz ama aslında öyle değil. 4K24 ve 4K30 FPS'de sevgili dostlar batarya bitene kadar kayıt yapabiliyorsunuz. Hiçbir ısınma problemi yaşamaksızın. 4K 60'a geldiğiniz zaman 4K 60 tabii sizi biraz daha zorluyor. Yarım saatin altında kayıtlar yapabiliyorsunuz. Ha, onu bilin, onu bilerek alın bir kere bu kamerayı ne olursa olsun. Ha, ayrıca 4K 60 fps'si de 1 bölü 1 kropluk bir kropla e, beraber geliyor size. Ama güzel olan taraf 5,6K'dan downsampling yapıyor. Yani sıkıştırarak 4K e, veriyorsa ki bu da çok daha... Keskin ve çok daha güzel videolar çekmenize sağlıyor. Autofokus'un iyileştirme var demiştim ya. Daha öncekinde 500 küsür e, phase noktası vardı. Bunda 759 phase nokta var ki aşağı yukarı karenin %95'ini kapsıyor bu. Dolayısıyla orada bir ciddi bir iyileştirme var yine Mark 2'de. Dinamik aralığı e, şey yani yine orada da bir iyileştirme var. 14 artı stop dinamik aralığı var ki. Çok işiniz için yeter, artar, fazla bile gelir. Aktif stabilizasyonu ne yazık ki %33'lük bir kropla beraber geliyor ama e, o da kabul edilebilir bir e, oran sevgili dostlar. Özellikle böyle ibis olmayan bir kamerada aktif stabilizasyon sizi baya baya birçok şeyden kurtarıyor ve ay, hay, sanki ibis varmış gibi davranıyor. Aa evet kropu da göz önünde bulundurmak gerekiyor %33'lük kropu bunu bildikten sonra da gayet kullanışlı bir e, stabilizasyon haline dönüşüyor. Bu yeni nesil e, ZVE10 Mark II'de diğer bu yeni nesil diğer kameralarda olduğu gibi LUT yükleme imkanı veriyor size ki bu sayede SLOG 3te yaptığınız çekimlerde e, çekimlerde bile LUT görüntüsüyle beraber nasıl bir sonuç alacağını peşin peşin görüyorsunuz ki o da ayrıca güzel bir avantaj bu yeni nesil kameraların hepsine. Yükledikleri, ilave ettikleri bir şey. Sevgili dostlar ekrana gelelim. Ekran e, yani çok ağım şu an bir ekran değil. 1,1 e, milyon 44 bin. 1 milyon tabii 44 bin noktalı bir ekran. Biraz daha parlak bir öncesi skin'den ama öyle çok parlak değil. Tabii keşke gönül ister ki EVF'de olsaydı ama bunlar da EVF olmadığını biliyorsunuz ama tam açılabilir bir ekran var böyle döndürebildiğiniz. O da çok şeyi kurtarıyor sevgili dostlar. Ama çok parlak. Alanlarda ben bu ZVE1'de de ben bu sıkıntıyı çekiyorum. Belki belki bir monitöre ihtiyacınız olabilir ekrandaki şeyler. Ekran deyince ekrandaki dokunmatik menü güncel bir menü bir öncekine oranla yani ZVE1 ile aynı özelliklere sahip ve gayet e, başarılı bir dokunmatik menüden bahsediyoruz. Bir yeni özelliği de sevgili dostlar 4K 30fps USB-C bağlantı yani USB-C bağlantısı üzerinden. Can, canlı yayın imkanı sağlıyor size ki bu da müthiş bir e, avantaj oluyor. Güzel bir 4K 30 FPS'lik bir web kamerası haline dönüşüyor. Isınma süresi de hiç sıkıntı olmadığı için dediğim gibi 4K 30'a kadar yani bataryanız bitene kadar ki bataryanın süresi size aşağı yukarı 130 dakika falan e, boşalmadan video çekme imkanı sağlıyor. Ya çok da istiyorsanız bir tane dummy batarya bağlarsınız. 4K 30 FPS'de 3-4 saat e, çekim yapan deneyenler olduğunu biliyorum ZVE1'de. E, bu da gövde aynı. Hatta crop sensör daha da az ısındığı için tahmin ediyorum ki ısınma süreleri ZVE1'den bile daha başarılı olması gerekiyor. Bu kamerayla beraber gelen bir ilk var. O da sevgili dostlar. Çevirdiğiniz zaman menünüz de aşağıya doğru. Yani dikey çekimlerde menünüz de aşağıda e, gözüküyor. Menü de dönüyor ekranla beraber ki bu kimine göre ciddi bir avantaj olabilir. Bu da birine. Bu da enteresan bir yenilik. Video esnasında yani normal şey yaparken video çekerken fotoğraf da çekebiliyorsunuz bunu da JPEG çekiyor size. Buradan tıkır tıkır çekmenize olanak veriyor. O da güzel bir ilave. Arzu edenler için. Birinci versiyonundan bir farkı da bu yeni nesil bütün kameralara gelen e, odak yani fokus nefeslenmesi telafisi. Bunda da var. Bunda ayrıca bir de fokus haritalaması da var. Bu kamerada da bu kamerada bir ilave de s sineton ve Olintra. Daha önce de Olintra'yı söylemiştim. Ee, dolayısıyla e, ciddi ciddi ilaveler var. Ha, bütün bunlar niye anlatıyorum? Birazdan geleceğim neden anlattığıma sevgili dostlar. ZV-E1'de olduğu gibi bu, bu kamerada da ürün öncelikli çekim, arka alan bulanıklaştırma ve Sineblog var. Sineblog çok enteresan. Tabii kimi kullanır kimi kullanmaz ama ZV1'deki bütün o var. Sineblog biliyorsunuz 9 bölü 16'lık şeyi böyle size yukarıdan aşağıdan keserek daha sinematik bir görsel sağlıyor. Ve onunla beraber de baya bir film benzetimleri var. Ben öyle söyleyeceğim onlara. Valla bütün bunlar var. Bütün bunlara beraber sevgili dostlar bu kamerayla beraber bir de yenilenmiş ikinci nesil 1650 crop sensör lens ile beraber geliyor ve sadece 100 dolar farkla geliyor. Şimdi bu kamera kimin için? Vallahi sevgili dostlar 1000 dolar gövde kabataslak söylüyorum. 1100 dolar lensle beraber kit lens olarak geliyor ve o 1650 kit lens de son derece başarılı. Yani 1650 crop sensörde full frame karşılığı 24'e 75 gibi bir ciddi bir alan veriyor size ki bu da muhteşem bir avantajdır bu kit lensle beraber sevgili dostlar hani ilk kamerasını alacak olan, vlog yapan, içerik üretmek isteyen, ne ufak tefek belgeseller çekmek isteyen, kısa kısa videolar çekmek isteyen, ben illa sürekli 4K 60 FPS çek, çekeceğim demeyen insanlar için bundan daha ucuz ve parasından fazlasını size veren bir kamera daha olamaz. Şeye gelelim. Fotoğraf bölümüne gelelim. Fotoğraf bölümünde de sevgili dostlar biliyorsunuz 6000 A Alfa 6700 de aynı sensörü kullandığı için gayet başarılı bir fotoğraf makinesi de aynı zamanda almış oluyorsunuz. 26 megapiksel crop sensörde gayet yeterli ve size çok güzel bir e, ISO performansı sağlıyor. E, başka söylenebilecek ne var? 11 kare saniyede çekim yapabiliyor. 600 pille beraber SPA'ya e göre 630 tane kare çekme imkanı veriyor bir şarj ile ama bu Sipa'ya göre 630 demek realiteye de işte 800 ile 1000 kare arası bir batarya dolumuyla çekebilirsiniz anlamını taşıyor aslında ee, dediğim gibi yani hem fotoğraf makinesi olarak hem de çok da başarılı çok da becerikli bir video kamerası olarak abartmadığınız müddetçe kolay kolay ısınmayan bir video kamera olarak ve 1000 dolara bütün bunların hepsini verebildiği dolayısıyla Bugün bu kamerayla çektiğiniz S 3 ile e, bu FX 3'ünüz ya da işte zv e, 1'iniz, FX 30'unuzla çektiğiniz S 3 renk uyumu birebir aynı olacağı için artık bunu C kamera mı olarak alırsınız, B kamera olarak mı almak istersiniz, ilave olarak küçük bir kameram olsun, her yere götüreyim mi dersiniz? Seyahat kamerası olarak mı kullanmak istersiniz? Birçok alanda müthiş bir imkan tanıyor sizlere. Dediğim gibi evet şeyi yok, ibisi yok. O bir dezavantaj. E, ee, ve yanlış anlamayın aktif dinamik stabilizasyon da fotoğraf kısmında yok. Ee, ama güzel olan şey şu. Her ne kadar bu kamera crop sensor kameraysa Sony'nin biliyorsunuz e mountunda her türlü full e, frame lensini de kullanabiliyorsunuz. Yani bütün G Master lensleri kullanabiliyorsunuz. Tek hatırlamanız gereken 1.5 çarpanıdır. Yani bugün diyelim ki e, eğer 24 milimetrelik bir Lens alıyorsanız, bir prime lens alıyorsanız onu sizin e, ekranda 35 milimetrelik açıyla e, yansıtacaktır. O da onu bildikten sonra yani harikulade kareler yakalarsınız. Sevgili dostlar benim şimdilik bu kamerayla ilgili söyleyeceğim bu kadar. Yani fiyatından çok daha fazlası. Umarım bu içerikselere değer katmış ve beğenme butonunu hak etmiştir. Hala abone değilseniz lütfen abone olalım. Hep beraber bu aileyi büyütelim. Şimdilik sevgiyle kalın, saygıyla kalın, sağlık ile kalın, hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlükte bu kadar.